Çin'in birçok büyük şehrindeki boşanma işlemleri yapan kurumlar kendilerini başvuruların arasına gömülmüş bir halde buldu. Şanghay ve Guangzhou'daki ilçe boşanma dairelerindeki online başvurular gelecek ayki işçi bayramı tatili sonrasına kadar doldu. Aile hukuk avukatı Li Jun danışmak için arayanlar nedeniyle meşguldü. I've been getting an average of 5 or 6 calls a week. Some consultants feel suffocated by the triviality of life under quarantine. Others have deeply rooted, realistic problems like finance, adultery, difficult in-laws, and domestic violence. Divorce is a complicated, case-by-case issue. You can't simplify the reasons and just blame the pandemic. Boşanma oranları Çin'in her yerinde artmadı. Shandong eyaletindeki Linyi kentinde Mart ayındaki boşanma davaları geçen yılın aynı dönemine göre %30 oranında düştü. Kentin nüfus işleri ofisi başvuruların neredeyse yarısının bir ay içinde iptal edildiğini söyledi. Young couples without kids are easier to rush into divorce for differences in values, habits, and lifestyles. They have strong personalities and aren't concerned about being a divorced, and they are less hesitant than couples with kids. But you know what? Those rushing out of marriage would also rush back in before you know it. Çocukları uğruna evli kalmanın gerekli olup olmadığını sorduğumuzda hem aile terapistleri hem de boşanma avukatları fikir ayrılığına düşmüş ebeveynlerin boşanmaktansa aynı çatı altında yaşamasının muhtemelen daha kötü sonuçlara neden olacağını söylüyor.